Peki, Murat Ünal cinayeti. Günlerce konuştuk burada. İşte orada da bir kandırma var. Daha dakika bir, gol bir. Bir Evet. Tevrat meselesi ortaya atılmıştı. Fiyatı konusunda müthiş, hani ben Evet. bakıyorum ifadelere, müthiş pazarlıklar dönmüş yani. Ama o Evet. Tevrat'a, Tevrat olduğu söylenen, daha Evet. doğrusu tarihi eser olduğu söylenen o kitapçığa aman değerler biçilememiş. Evet. Ve ne kadar acıdır ki yani aslında rahmetli Murat'ın cinayetinin sebebi de yine bu Tevrat. Evet. Evet. Çünkü aynı burada konuştuğumuz gibi ablaların da ailenin de hani buraya gelirken de emin oldukları gibi bir para pazarlığı ve para pazarlığında anlaşamama durumu var. Üstelik şöyle bir şeye inanılıyor yine ifadelerden anladığımıza göre. Tevrat'ın birkaç sayfası eksik. Benim anladığım kadarıyla Evet. sizin kardeşiniz hani bu para pazarlığında Evet. geri plana atılmamak için bu Tevrat'ın birkaç sayfasını alıkoymuş. E şimdi tamamı satılırsa fiyatı farklı, eksik Evet. olursa fiyatı daha düşük. Bu nedenle aslında Murat'tan o kayıp sayfaları almak istiyorlar. İstemişler. Ve o gece evden alıp onu işte öldürüldüğü yere götürürken ki amaç da ondan o kayıp sayfaların yerini öğrenebilmek ve pazarlığı daha yüksek fiyatla yapabilmek. Evet. Efendim ifadelere göre öncelikle şöyle söyleyeyim, Harun hala itiraf etmedi. Yani bu Evet. cinayetle hiçbir ilgisi olmadığını söyledi ama sevgilisi avukat Hicran her şeyi anlattı. Ayrıca Beytullah, Emre, Tuğrul ve Hicran'ın amcası Süleyman ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti savcılık. Yani 6 kişi hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Bu şu anlamda önemli. Bu alkışlar aslında hani sizin Yedi. içinizden geliyor biliyorum ama boşa değil. Yani bir cinayet işlendiğinde kimin vurduğu, kimin ölüme sebebiyet verdiği değil, o olayın içine kim katıldıysa savcı birer birer hepsi için ayrı ayrı müebbet hapis cezası Evet. istemiş. Hep savunduğumuz ve hep Evet. istediğimiz bir Evet. şey bu. Çünkü bazen böyle konu geliyor geliyor sen vurdun o vurma diye falan Evet. geliyor. Ona daha indirimli ceza isteniyor. Ben bunu hiç doğru bulmuyorum. Eğer o işin içine katıldıysa sen de o suçun ortağısın. Ne cezası? Evet. Ağırlaştırılmış müebbet mi? Bu talep edilmeli. Tabii ki mahkemenin sonucunu Tabii ki. bekleyeceğiz ama bu talep bile çok değerli. Peki nasıl işlenmiş cinayet? Arkadaşlarımız bir canlandırma çektiler. Şunu anlıyoruz ki verilen ifadede zanlılar programı çok sıkı bir şekilde takip ediyorlar. Avukat programda yer alanlarla ilgili işte sanıkları uyarıyor. Şöyle ifade verin, böyle ifade verin vesaire diye. Hatta Rambi o sırada demişti ki avukatın tutuklanması çok zor bir iştir demişti ilk hani gözaltına alındığında. Demek ki demişti çok önemli deliller var yoksa hani bir avukat nasıl gözaltına alınır? Ya zordur demişti. Fakat olayın bizzat içinde olduğunu inanıyor savcılık. Hem verdiği ifadeler hem durumu saklamak hem de biliyorsunuz hani ablası demişti ki şeyin Harun'un işte geldiler de eve dolma yediler falan. Gerçekten o eve gidilmiş ama niye biliyor musunuz? O eve Harun'un cep telefonu bırakılmak üzere gidilmiş. Yani aslında kendilerince o kadar iyi planlamışlar Evet. ki cep telefonu orada duracak. Sinyallere bakıldığında Harun ablasının evinde dolma yiyor olacak. Diğer sanıklar da başka başka yerlere bırakmışlar cep telefonlarını. Sinyaller orada verilecek. Bunu şunun için söylüyorum. Yani bu şekilde polisi, savcıyı kandırmak mümkün değil. Hani Evet. böyle herkes kendi aklınca bir plan Evet. yapıyor ama ne oluyor? Yanlış Yani. hesap Bağdat'tan geri döndü bu olayda olduğu gibi. Telefonlar bırakılmış. Zaten karakola da ilk gidildiğinde hemen Sinyallere bakılsın, sinyallere sinyallere bakılsın bakılsın. diye Hicran'ın söylediğini Yaygara'ya Ünlü Hanım vermişti. anlatmıştı. Ayrıca abla da yardım ve yataklıktan onun da sanırım 5 yıl hapis cezası isteniyor. Yani niye sen olayları saptırdın diye. Ama sanıklar ayrı ayrı anlatmışlar ve ortaya işte şimdi size izleteceğim bant çıktı. O gece o cinayet nasıl ve niye işlenmiş? Her şey en başından planlanmıştı.
Harun, avukat Hicran, Beytullah, Tuğrul ve Emre Murat Ünal'ı Tevrat'ı satma bahanesiyle götürüp öldüreceklerdi. Çünkü Harun, Tevrat'ın kayıp sayfalarının Murat'ta olduğunu düşünüyordu. Murat Ünal ise kaybolduğu 28 Kasım akşamı öldürülmesine saatler kala her şeyden habersiz evinde arkadaşı Ramazan G ile sohbetteydi. Harun da diyecekti ama aramadı, ben de onu arayayım bakayım ne yaptı. Harun hani geliyordun, ne yaptın, neredesin? Kaç dakikaya burada olursun? Tamam hadi bekliyorum. Tamam. Hayırdır, senin ne işin var Harun'la? Ya ailevi bir mesele. Ben onu sana sonra bir ara anlatırım. Kardeşim sen bir 10-15 dakika bekle. Ben Harun'la bir görüşüp geliyorum. Evden çıkma. Çayını kahveni iç. Geliyorum ben. Harun'la çıkıyorum. Yarım saate geliyorum. Tamam. Haberin olsun. Tamam anne. Murat indi aşağıya. Tıp 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 tıp. Hemen araba geldi. Beyaz bir araba. Ben Harun'un arabasının gri olduğunu biliyordum ama beyaz arabayla aldı o gün benim çocuğumu. Şöyle dolandı arabanın önünden. Arabaya bindi. Yolda kapandı arabanın kapısı. Murat'ı son gören kişi Harun, Murat'ı ablamın evinin yakınlarında bıraktım gitti dedi. Nerede buluştunuz Murat Bey'le? Murat abinin annesinin evinin orada. Kaçta aldınız evden? 7 ile 8 arası diye hatırlıyorum. Nerede indirdiniz? Ben en son benim ablamın evinin önüne bıraktım Murat abi. Burada ben tokalaştım, ben gidiyorum abi, var mı bir isteğin dedim. Buradan yürüdüm, ablam kapıyı açıyorum deyince buradan geldim. Buradan yukarıya çıktım. Harun Murat Ünal'ı evinden aldıktan sonra ablası Derya'nın evine geldi. Beytullah, Emre ve Tuğrul izleri belli olmasın diye telefonlarını başka yerlerde bırakmışlardı. Harun'un da aynı plana uyması gerekiyordu. Yani o akşam ablasının evinde olan Harun değil, sadece Harun'un cep telefonuydu. Bu telefonun şarjı bitmeyecek, bu telefon açık kalacak, ben gelip senden alacağım. İlk karakola gittiğimizde de Harun götürdü dedik. Hicran Hanım, Harun'un sinyallerine bakılsın. Harun ablasının evindeydi. Harun'un sinyallerine bakılsın hemen dedi. O telefon zaten ablasının evindeydi. Harun ablası Derya'ya telefonunu bıraktıktan sonra alışveriş yapmak için markete geldi ve orada yaptığı alışverişlerde güvenlik kamerasına takıldı. Bu görüntüler 19.54'e ait. Harun Bey markette. Ablasının evine yakın bir market. Bakın marketten neler almış. Enerji içeceği. Ablana giderken alınır mı? Adamın keyfi yani, alınır. Çikolata alınır mı? Bence ablaya giderken alınır. Buz alınır mı? Hadi deyin ki ablanın da buzdolabı bozuktu. O yüzden buzu dağıt. Plastik bardak alınıyor. Yani bu buzla plastik bardağın neden alındığını bir düşünmek lazım. Bu kadar enerji içeceğiyle kaç kişi içer? 5-6 kişi içer herhalde onda ya. Yani ortada her şey. Harun sen buraları anlatmadın çocuğum. Hani dolma yiyordunuz ablan. Harun marketteki alışverişinin ardından Uluğalan mevkiindeki akaryakıt istasyonundan da 50 liralık benzin aldı. Avukat Hicran'ın ifadesine göre de Şavlak mevkiine doğru ilerlediler. Çünkü orada Tevrat'ı satacakları kişilerle buluşacaklardı. ...750 milyon değerindeki Tevrat'ı 450 bin TL'ye satacaklar. Satış bir gün sonra gerçekleşecek ama öncesinde 150 bin lira kapora alacaklardı. Harun'un elinde bir Tevrat olduğundan bahsetti. Ve bunu yanındaki sevgilisiyle birlikte satmaya çalıştıklarını söyledi. Nereden buldunuz bu Tevrat'ı? Vallahi Tevrat'la alakalı. Benim bir bağlantım yok Müge Hanım. Sizin messengerinizden fotoğraf gitmiş. Messengerimden fotoğraf gitti. Abim dedi, sana dedi fotoğraf gelecek. Fotoğraflar geldiği zaman dedi bana gönderirsin dedi. Fotoğraflar bir 15-20 dakika sonra falan geldi. Murat'ın cep telefonu yok mu? Abim dedi benim telefonum bazen interneti çekmiyor. Yalan söylüyor. O yüzden belki bana gönder. Onu da bilmiyorum. Neden bilmiyorsun biliyor musun? Çünkü Harun Beyciğim bak şimdi dakika bir gol bir biraz attın kafadan. Murat Ünal'ın son fotoğrafı 28 Kasım'da 10.50'de. Dolar ve saat işareti var. Ama dolar nereden gelebilir? Tevrat'tan. Evet oradan ya, gelir. Ya, ya da başka, başka bir şey. 1,5 milyon dolardan falan da bahsediliyorsa gayet, gayet, tabii. Dolara saatler kaldı. Evet. Yani. Bu kadar değerli bir şeyden bahsediyorsak insan buna ortak da aramaz. Acaba... Hani sabahtan böyle bir fotoğraf paylaşıp yanına dolar koyup saat koyup o akşamda mı böyle bir yani satış falan işi vardı? Bir görüşme mi vardı yani ki akşam satış mevzusu olacaktı? Bir şey olmuş, anahtarı da Harun Bey'de. Şavlak mevkiindeki buluşma noktasına geldiklerinde alıcıların orada olmadığını gördüler. Geç kaldıklarını düşünerek birbirlerini suçlamaya başladılar ve aralarında tartışma çıktı. Hani oğlum adamlar nerede? Senin yüzünden geç kaldık. Niye benim yüzümden geç kaldı kardeşim? Evet. 2 saattir evde ben seni beklemiyor muyum? Ya ne yapacaksın? Parayı kendi başına mı yiyeceksin lan?
Tartışmanın sonu ölümle bitti. Murat Ünal av tüfeğinden çıkan 3 kurşunla öldürülmüştü. Şimdi ise geride kalanlar için delilleri yok etmek vardı. Murat Ünal'ı öldüren tüfekten çıkan boş kovanlar toplandı ve Murat İshak Seydi Türbesi yolu üzerinde bulunan bir uçurumdan ormanlık alana atıldı. Olayda kullanılan tüfeği Hicran'ın dayısının oturduğu köy olan Gündoğdu Mahallesi yolu üzerindeki bir su kanalına attılar. Delilleri yok ettiklerini düşünerek hayatlarına kaldıkları yerden devam etmeyi planlıyorlardı. Ta ki Murat Ünal programımızda aranmaya başlayana kadar. Süleyman abi, yarın barajın orada Murat'ın cenazesini arayacaklarmış. Bana yardım et, o cenazeyi oradan kaldırıp yok edelim. Harun, beni bu işlere bulaştırma. Kendin ettin, kendin temizle. Benden uzak dur. O zaman bana bir ip ve bir çuval bul. Bende ip de yok, çuval da yok. Benden uzak dur. Bu işe hep beraber girdik, hep beraber çıkmalıyız. Hayır, olmaz. Nasıl olmaz ya? O cenazeyi orada bulurlarsa hepimiz yanarız. Tek ben değil, siz de yanarsınız. Buradaki herkes yanar. Müge Anlı'nın programında bir sürü delil çıktı, kanıt çıktı, kamera kaydı çıktı. Peşine düşerler. Bu konuşmalardan sonra olay yerine tekrar gideceklerdi. Murat Ünal'ın cenazesinin yerini değiştirmek için uğraşacaklardı. Sizin kardeşiniz doğruyu söylemiyor Derya Hanım. Eğer Murat bir yerde kaçıp saklanmıyorsa, bu işin altından cinayet gibi bir şey çıkarsa adama dönüp sorarlar. Sen de mi bu işin içindesin derler. Bugün Müge Anlı'nın programında Murat'ın kaybolduğu gün nerede olduğumuz konuşuldu. Beytullah, eğer sana sorarlarsa sen çarşıda arkadaşlarınla geziyordun. Emre, sana sorarlarsa sen de yine çarşıda arkadaşlarınla geziyordun. Tuğrul, eğer sana sorarlarsa da sen de çarşıda arkadaşlarınla geziyordun. Peki Süleyman abi, sen ne söyleyeceksin? Ben sizi görmedim. Benim evime gelmediniz. Harun, sen susma hakkını kullanacaksın. Kesinlikle konuşmayacaksın. Siz de arkadaşlar verdiğiniz ifadelerin aynısını vereceksiniz. Kesinlikle şaşırmamaya dikkat edin. Bu işten sıyrılmak istiyorsanız bu şekilde davranacaksınız. Programa çıkmayın. Hiçbir şekilde konuşmayın. Harun, sen de ne programa çıkacaksın ne de konuşacaksın. Susma hakkını kullanacaksın sonuna kadar. Bu esnada Harun'un aklı da hala Tevrat'ın kayıp olan sayfalarındaydı. Beytullah'ın ifadesine göre Tevrat'ın kayıp sayfalarını bulmak için 6. hissi kuvvetli bir kişiye danışmış. O da sayfaların Murat'ta olduğunu söylemişti. Abi, sen öngörülü bir abisin. Bize bir Tevrat işimizde yardım eder misin? Biz Tevrat'ın sayfaları kayıp. Bu sayfaların nerede veya kimde olduğunu bana söyler misin abi? Sizin Murat diye bir arkadaşınız var mı? Evet abi, var. Vallahi ben bu Tevrat'ın kaybolan sayfalarının Murat'ta olduğunu görüyorum. Hadi ya. Ama sen bu adama bir şey yapmışsın. Ne yaptın bu adama? Sana bunu üç harflilerin mi sorduruyor? Evet, sen bu adama bir şey yapmışsın ve çocuklarını yetim bırakmışsın. Şu ahiretimi yaktım ya. Maalesef 47 gün boyunca aradığımız Murat Ünal öldürülmüş olarak bulunuldu. Cenazesi Cuma günü öğle saatlerinde Değirmenli köyündeki İshak Seydi Türbesi'ne giden yol üzerindeki ormanlık alanda bulundu. Teşhisi zordu. Bu ölüm değil, bu düpedüz bir zulüm. Bu çocuktan bir intikam alınmış. Birden fazla kişi işlemiş bu cinayet, o da açıkça ortada. O anlatmazsa başkası anlatacak. Biri nasıl olsa korkacak. İçlerinde korkak da var. Nasıl olsa yumurtlayacak. Yalvarttılar bir mezar için. Allah bunu kimsenin yanına bırakmasın. Bir mezarı en olsun. En kötüsü için yani insanlar. Ben bittim, öldüm, bundan sonra nasıl yaşarım diyeceği şey için Allah'a yalvarttırılır mı? Bunun için yalvarttılar bizi. Beter olsunlar. İlk gün ne konuştuysak. Aynen. Son gün o çıktı. Aynen. Aklın yolunu takip yani. Ediyoruz. Bizim 6. hissimiz falan yok sonuçta, evet. Ama aklın yolu böyleydi gerçekten. Evet. Ben o gece oraya birinin davet edildiğini düşünmüyorum. Aslında yani. Kayıp sayfaları alabilmek için, evet. Murat'ı tehdit edebilmek, evet. için gel bir... alıcı var diyorlar. Evet. Aslında orada alacaklar. Evet. Onu orada işte döverek söyletecekler. O da kayıp sayfaların yerini söyleyecek. Bu sefer pazarlıkta, evet. fiyat daha yüksek bir olacak. Daha yüksek bir fiyata satılacak. Ama bu burada izlediğiniz konuşmalar falan da tamamen bizim uydurmamız değil. Tamamen, evet. Ifadelerden, evet. aldığımız. Evet. Yani ifadelerde böyle sanıklar sabah kalkıp erkenden televizyonun başına geçtiklerini, oturduklarını, bütün televizyonda konuşulanları
not aldıklarını, sonra o notlara göre de işte sana sorulursa böyle söyle, bana sorulursa böyle söyleyeceğim diye. Özellikle sözüm ona bir avukat demek lazım tabii. Sözüm ona bir avukatın da desteğiyle ifadelerini şekillendirdiklerini aynen savcılığa verdikleri ifadelerde çıkan sonuç bu. Ya ben tabii o kadar üzüldüm ki yani avukat diyoruz hani kaç yaşında o da küçük. Küçük. 23 yaşında değil mi şu anda? Yani çok küçük. Sen yani hani okut çocuğunu hani avukat olsun işte hukuk fakültesini bitirsin avukat oldu. O işlerin içinde büyüyünce öyle oluyor vesaire. Ama. Sonra daha sen yani gel. Bir yıllık avukat değildir yani o kadar. 3-5 aylık avukat olması lazım. Harun da 91 doğumlu. Evet. Bak Harun 91 doğumlu. Hicran da 89 doğum. Günahtır yani. Hani bu yaştaki insanların bu işlere bulaşmaları. Hayatlarının en genç yaşlarında maalesef işte nelerle muhatap oldular ve bundan sonraki durumları ne olacak belli yani. Zindanlarda yani en yaşayacakları güzel günleri zindanlarda geçiriyorlar. Zindanda geçirecekler. Allah şaşırtmasın. Ne uğruna? Evet ne uğruna işte. Zaten belli bunlar. Belli sebepler.